Evet, bir tarafta zamsızlık ocağı kadar, bir tarafta da yoğun gelecek zamlar, maaşlardaki artış bunları göğüsleyebilir mi sizce beklediğiniz artışlar? Yani beklediğimiz artışlar çok yüksek değil işin doğrusu. Yani emeklilerde olabilecek 10-15 puanlığında işte SSK ve Bağkur emekliler için... Yani ne kadara tekabül ediyor minimum maksimum? Ya ortalama emekli aylığı Türkiye'de şu anda 20 lira civarında. %10 artarsa 2 bin lira artar, 15 artarsa 3 bin lira civarında artar. Dolayısıyla çok ciddi artış değil. Bazı faturalar bile bu rakamları yakalayabiliyor. Tabii bu arada son günlerde Orta Doğu'daki gerilimden dolayı biraz enerji fiyatlarının artışına ilişkin bir takım endişeler var. Biliyorsunuz İsrail'e herhangi bir konuda ABD ve Fransa ve Avrupa ülkeleri müdahale etmedi ama İran'daki e, akaryakıtla ilgili enerji tesislerini vurulacağına ilişkin İsrail'in beyanından sonra hı hı. Fransa, Amerika hepsi enerji fiyatlarının bir anda artışına ilişkin olarak biraz sıkıntı yaşanabilir diye hı hı. burayı vurmamasıyla ilişkin hatta ricacı oldular. Biden bile neredeyse yalvaracak seviyeye geldi. Türkiye'de tabii bundan etkili. acaba bir doğalgaz ya da enerji fiyatlarında bir artış olur mu diye son günlerde çok bir konuşulmaya başlandı. Vardı. Enerji Bakanı da bunun üzerine bir açıklama yaptı enerji fiyatlarında doğalgazda ve elektrikte son zamanlarda bir zam planlaması yapmadıklarına ilişkin çünkü biz enerjide kısmen yurt dışına bağımlıyız yani ithal ediyoruz enerjiyi gazı ve elektriğin bir kısmını dolayısıyla biz bunu dövizde aldığımız için dövizde herhangi bir kıpırdama yok şu anda yani uzun süredir stabil seviyelerde durduğu için enerji fiyatlarında bir artış olmaması nedeniyle şu kısa vadede ben enerjide bir fiyat artışı beklemiyorum fakat önümüzdeki sürecin hem kış olması hem Orta Doğu'da enerji e, piyasalarını belirleyen ülkelerin karışık olması nedeniyle vatandaş biraz tedirgin. Çünkü önümüzdeki süreçte en fazla kullanılacak şey doğalgaz, elektrik ve vs. Çünkü önümüz hı hı. kış. O yüzden bir e, tedirginlik vardı ama Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre kısa vadede bir e, zam görüntüsü yok gibi. Evet. Bu arada etiket olarak da bugün Hayata Derdi emeklinin hali diyoruz. Ben yine işte Orta Doğu'daki katliamlar e, Tacizler, cinayetler onlara daldım. Da Dolayısıyla etiketi paylaşmadım. E, izleyicilerimiz yazabilir. Arkadaşlar bugün gazete manşetlerinde ile ilgili haberleri e, de getirelim ekranlara. Özellikle ticaret bakanları böyle faiş fiyat ahlaksızlığı yapan müesseselere, işletmelere çok ciddi yaptırımlarda bulunuyor. Mesela sabah gazetesinde de elektrik ve doğalgazı yıl sonuna kadar zam yok demiş. Bunu zaten VTR'de de verdik, haberimizde de verdik ama bir taraftan da ekmeğe zam, fahiş zam yapmaya çalışanlara hem bakanlık diyor ki şikayet edin. Bak Türk Gün gazetesinde var ekmekle oyun olmaz. Hem de 100 bin lirayla 1 milyon arasında şikayet edilen yere ceza var. Bu zamları da biraz konuşalım istiyorum mesela ekmek meselesi ekmek meselesinde aslında standart gramajı olan ekmeklerde fiyatla çok fazla oynanamıyor. Yani e, ama fa başka fiyatlara e, satanlar an, var mı? Ancak e, gramajda diyelim bir fırına girdiğiniz zaman birçok çeşit ekmek görüyorsunuz ve gramajları farklı görüyorsunuz. Oyun yapıyorlardı. Eğer standart genelde işte halk ekmeği ve benzeri yerlerin kullandığı standart bir ekmek alıyorsanız bunun fiyatı fırıncılar odasıyla falan birlikte belediye ile birlikte belirlendiği için bunun üzerinde çok oynama yapılmıyor ama Diğer farklılaştırılmış diyelim 20 çeşitli ekmeğin bir tanesi standart fiyat ama geri kalan 19 ile ilgili farklı fiyat uygulamalar var. İşte gidiyorsunuz bir gün aldığınız ekmek fiyatı diğerini tutmuyor. Neden bu diyorsunuz? İşte bunun gramajı farklı, işte ham maddesi farklı, işte tam buğday vesaire denilerek biraz fiyat farklılaştırılmasına gidiyor. Bazı yerlerde de biraz gramajın hafif düştüğüne ilişkin şikayetler olabilir ama netice itibariyle standart gramajla ilgili çok fazla oynama yapılabileceğini zannetmiyorum ama ekmeğinizin cinsini ya da gramajını değiştirdiğiniz anda bunu kontrol etme şansınız yok. Çünkü fırına girdiğiniz zaman tek standart tip bir ekmek yok. Karşılaştırırız e çeşit çeşit ekmekler var papatyası da tutuyorsunuz. Kılçıklı, kılçıklı tohumlu <laughs> rengi rengi deseni modeli ayrı do, diyorum ben Dolayısıyla standart olmayanla ilgili de bir fiyat tahmininiz olmadığı için istediği fiyattan size satma ihtimalleri var. Onun için mümkün olduğu kadar standart ekmeği tüketmek lazım. Tüketmiyorsanız da diğerinin fiyatını iyi takip etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet yani. şimdi bu zamlar zamlar yani Murat Bey dedi ki yani maksimum 2000 lira olacak gibi duruyor. Yani, yani şöyle 15-16 olursa yani 2 bin lira diye standart bir rakam yok. Maaşını, emekli aylığı 55-60-65 bin lira olan da var. Mesela geçen ay benim arkadaşıma emekli aylığı bağlattı. Benim 65 bin lira Aa, diyeceksiniz zannettim. Hayır ya Murat, benim değil yani. Murat Bey. Ben devlet memurundan emekli olduğum için benim çok o kadar yüksek olma ihtimali yok ama özel sektörde 70 bine kadar şu anda emekli aylığı bağlananlar var. En düşük emekli aylığı kanunlu uygulamadan dolayı 8500'den başlıyor ama Kanuni düzenlemeden dolayı 12.500 lirayla 70 lira arasında emekli aylıkları var. Dolayısıyla şimdi 70 lira alanın yüzde 15 aldığı zaman yaklaşık 10 bin lira civarında zam alıyor. Hı hı. Ama 20 lira alan birisi yüzde 15 aldığı zaman 3 bin lira hı. zam alıyor. Bir de Dolayısıyla... maaşları var. 115 bin lira galiba bildiğim. Yani emekli. Emekli. Ya milleti... ya artık vekillik yapmayanlar. Onlara yüzde e... kaç geliyor? Ya Milletvekili emekli aylıkları da çok konuşuluyor ama ben şahsi olarak bunu diyorum. Belki de vatandaşların bazıları kızacaklar ama ben sık sık meclise de yolu düşen gidip geldiğim için söylüyorum. Yani gerçek manada emekli aileyle eğer e ikinci bir işi yok ise milletvekilini geçinme ihtimali biraz zayıf. Çünkü şöyle düşün 110 lira emek, şey, maaş alıyorsunuz diyelim milletvekili aile. Günlük ziyaretçi sayınız bazen 50-100-200 civarında çayı isterseniz 1 liradan satın alsanız bile günlük masrafları gelen giden ziyaretçiler hemşerileriniz işte yemeği en az her gün birkaç kişi götürüyorsunuz çünkü seçmenleriniz geliyor işte partiden yöneticileriniz geliyor vesaire. Gerçek manada tanıdığım vekil arkadaşlar da var. Yani gerçek manada sadece emekli aylığıyla milletvekillerinin ya da milletvekili maaşıyla o hayatlarını sürdürme şansları yok. Çünkü diyelim İstanbul milletvekili siz Ankara'ya her hafta 2-3 kere uçakla gidip gelmeniz gerekiyor. İşte araç kullanıyorsanız çift araç. Tabii bu çok eleştiriliyor ama şu eleştirilebilir. Evet. Murat Bey en son bu cümleleri kullanan bir e, vekil arkadaşım vardı. <laughs> Sosyal medyada linç yemişti. Yani buyurun. Şu kısmı eleştirilebilir. Gerçek manada çalışsınlar. Hı, hı. Sadece işleriyle uğraşsınlar. Ee, emekli aile bu anlamda yani özel sektörde de birçok aylıklar o seviyelerde falan çok yüksek anlamda söyleniyor. Sadece milletvekilleriyle ilgili diğer çalışanlardan farklı olarak şu var. Hem emekli aile alıp hem de e, aktif, aktif vekillik aylığı alıyorlar. O konu çok eleştiriliyor. Onun dışında çok fazla emekli aylığının yüksekliğiyle ilgili eleştiriler olabilir ee, bunlara Katılabiliriz, katılmayabiliriz buna bir şey diyemem. E, netice itibariyle e, ben realist olarak baktığım zaman diyelim İstanbul'da bir milletvekili en az haftada 20 defa Ankara İstanbul yapmak zorunda. Seçim bölgesine gidiyor, işte geri geliyor, meclise evet. gidiyor, geri geliyor. Sadece ulaşım giderlerinin bile bir yüksek bir rakam tekabül ettiğini düşünüyorum ama... Ne çalış... kadar zam alıyorlar? soruma geri dönecek olursa. Z zam oranı herkesin zam Ağırlığı oranı kadar ya, alıyor. Yani memurlara yılında yapılacak tabii me memur emeklisi gibi değerlendiriyor. Memur emeklerini alacaklar alacaklar? %10 alacaklar Hı -hı. Ocak'ta. SSK Bağkur %15 civarında alacak. Memur ve memur emeklileri %10 civarında alacak bu rakamlarla devam ederse enflasyon rakamları Hı -hı. dolayısıyla milletvekilleri de %10 civarında zam yani alacaklar yani. Yani o ekstra milletvekilleriyle ilgili bir zam uygulaması Hı. yok. Pekala teşekkür ederim. Meselenin son bir ayağı var. Sizinle bu hayat pahalılığına da girmek istedim. Yani bu rakamların e, karşıladığı zamlar, bu rakamlar gelecek zamları karşılayabilir mi çizgisinde de ilerletiyorum bu ev fiyatları. Bununla ilgili bir e, haber var efendim. Başta avukatlar olmak üzere hukuk bilenlere artık ev sahipleri ev vermek istemiyorlar. Özellikle tercih ettikleri bir grup var. Bakalım kimler? Gayrimenkul sahibi ile kiracı sorunları son iki senede ikiye üçe katladı. Çoğu zaman ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar gündeme geliyor. Çoğu zaman ise kiralar üzerindeki faiz fiyatlar haberlerdeki yerini koruyor. Şimdi ise ev sahiplerinin ilanlara yazdığı şartlar gündeme geldi. Son şartları ise avukatı ev vermek istememeleri oldu. 2022 başından bu yana kiralık konut sorunu Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Konut stoğunun azlığı nedeniyle ev bulmakta zorlanan kiracılara bir darbede ev sahibi ve emlakçıların ilanlara yazdığı şartlardan geliyordu. İlanlarda medeni durumdan maaş bordrosuna, meslekten kredi notuna kadar konuşulan şartlar nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar kiralık konut arayışındaki avukatları da sıkıntılı bir sürece soktu. Gayrimenkul sahipleri e, çekingen davranıyorlar avukatlara karşı. E, bunun da sebebi e, çıkış taahhütnamesi almak istemeleri gayrimenkul sahiplerinin avukatlarının da bu süreçleri iyi bildikleri için taahhütname vermek istememesinden kaynaklanıyor. Çıkış taahhütnamesi istedikleri için avukatlar da çıkış taahhütnamesini vermek istemedikleri için böyle bir algı var. Avukatlar bunu yapan ev sahiplerinin kötü niyetli olduğunu düşünüyor. Çünkü ev sahipleri haklarını bilen birinin evlerinde oturmasını istemiyor. İstedikleri gibi çıkaramayacaklarını ve istedikleri oranda zam yapamayacaklarını bildikleri için de böyle davrandıklarını düşünüyorlar. Ancak böyle davranan ev sahipleri kiraya verdikleri konutla ilgili sıkıntı yaşarken aradıkları ilk kişi avukatları oluyor. Sektör uzmanlarına göre ev sahipleri avukata ev kiralama konusunda çekingen davranırken, favori gruplarını ise 200 sene sonra evi boşaltacağını düşündüğü öğrenci grupları oluşturuyor. Gayrimenkul sahiplerinin şu andaki tercihleri arasında öğrenciler yer alıyor. Çünkü öğrenciler 2-3 kişi bir araya gelip yer kiralayabiliyorlar. Bir tık da üzerinde rayicin üstünde ödeme yapabiliyorlar ve biliyorlar ki 3 sene 4 sene sonra o öğrenci mezun olacak dolayısıyla evlerinde 3 sene 4 sene sonra geri alabileceğini düşünüyorlar. Evet Murat Bey. Murat Bey bu konu önemli. Bir de e, artık 25 sınırı da kalktığı için kirada bir piyasada bir düzeltme, piyasa düzeltmesi de oluyor. %68 zannediyorum şimdi zam olacak. Ama siz diyorsunuz ki maaşlara zam %10 ila %20 arası. Tabii ki yani insanın hayatını sürdürebilmesi için birkaç tane temel kalem var. Bir barınma, giyinme, <laughs> beslenme gibi genelde insanların en fazla kalem olarak da kaynak aktardıkları alan kiracıysanız kira kısmı. Çünkü yani gelirinizin bazı bireyler 3'te ikisine yakınını kiraya ayırmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu yüzden de kira rakamları sürekli konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecek. Çünkü bunlardaki en ufak artış veya azalış insanın genel olarak ekonomik hayatını çok etkiliyor. Tabi uzun süre %25 bandında baskı altında 65-70 enflasyon varken %25'ten fazla arttıramayınca ev sahipleri de bir mağduriyet olmuştu. Şimdi iş tersine döndü. Evet. O %25'lik e, sınırlama kalkınca konutlar için şimdi enflasyon oranında zam yapılmaya başlandı ama temel sorun aslında o değil. Yani e, benim sahada gördüğüm en önemli sorun şu. E, ev sahibi kiracı ilişkilerinde yaşanan sorunlar rakamlardan ziyade evden çıkma çıkmama konularında birazcık daha ev sahipleri artık hukuk bilgisi olan, birazcık daha entelektüel boyutu olanlara ev vermeme noktasına geldiler. Çünkü daha sonrasında bir sorun yaşarsam ya da evden çıkmasını istersem veya eve ihtiyacım olursa çıkartmakta zorlanabilirim diye. Özellikle avukat ve benzer hukuk bilgisi olan kişilere çok fazla kiraya vermek istemiyor evlerini. Birazcık daha garanti olabilecek yani çık zaman çıkabilecek ki önemli bir kısmı taahhütname falan da alıyor girişten önce tahliye taahhütnamesi falan gibi belki hukuka çok uygun olmayan işlemler yapılıyor ama sahada böyle bir uygulama var. Onun için artık çok eğitimliyseniz, hukuk bilginiz varsa ev bulmanız biraz daha zor i̇şiniz gibi görünüyor. Doğru i̇şiniz zor kiracıysanız işiniz biraz zor. Peki Murat Bey çok teşekkürler. Kıymetli katılımınız için. Ben teşekkür ederim, için. İyi yayınlar diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Efendim SGK uzmanı Murat Göktaş e, konuğumdu.